Arkadaşlar merhaba, bu videomuzun konusu OGM Materyal Map Mobil Soru Bankası 9. sınıf matematik, denklemler ve eşitsizlikler test 29 olacak. Map yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. 9. sınıf deyince sevgili arkadaşlar TYT, AYT'yi de içerir. DGS, KPSS, ALES konularını da içerir. Bunu hemen hatırlatalım. Konu anlatımlarını detaylı map kazanım kavrama testlerinde yapıyorum. Onlara da bakmayı ihmal etmeyin. 1. soru köklü sayılarla ilgili bir işlemimiz. Küp kök 3 çarpı kare kök 3 çarpı 6. dereceden kök 3 işleminin sonucu merak edilmiş. Köklü sayılar aynı zamanda üslü sayılardır. Nasıl yazıyorum? 3 üzeri 1 bölü 3 üzerinde 1 var. Burada da 3 var. 1 bölü 3 yazdım. Çarpı 3 üzeri üzerinde 1 var. Burada 1 gözükmeyen 2 var. 1 bölü 2 çarpı 3 üzeri 1 var. 1 bölü 6. Tabanları ayrıysa üstleri toplayacağım. 2 ile genişlettim. 2 bölü 6 oldu. 3 ile genişlettim. 3 bölü 6 oldu. Üstleri hep topladım. 2 bölü 6, 3 bölü 6, 1 bölü 6. 3 üzeri 6 bölü 6 oldu. Ki kendileri de 1 yapar. 3 üzeri 1 de herkesin bildiği gibi 3 yapar. C şıkkında da bana bakar. İşaretler 2'ye devam ederim arkadaşlar. İkinci soruda yine köklü sayılar. Bu sefer şöyle sorulmuş. Hemen yerimizi ayıralım. 4 çarpı küp kök yetmemiş. Onun da içerisinde kök 2 artı 2 çarpı 3. dereceden 16. Herkes 2 hizasını bir getirelim sevgili arkadaşlar. Şu arkadaş 2'nin karesi çarpı. Şimdi kökün içerisi kimdir? 2 üzeri 1 bölü 2'dir kök 2. 1 de 3 var. Birinci soruda da yaptığımız üzere 1 bölü 2 bölü 3 2 üzeri 1 bölü 6 yapar. 1 bölü 2 bölü 3 yaptık. Artı yine içeride 16 kimdir? 2 üzeri 4'tür sevgili arkadaşlar. 3. dereceden kökü 2 üzeri 4 bölü 3 yapar. 2 ile de çarpım halinde ve hala karekökün içerisinde. Bu arkadaş 3 bölü 3 diyelim üzeri 1 olduğu için topladığımda 2 üzeri 7 bölü 3 yapıyor. Karekök olduğu için bir kez daha 2'ye böldüğümde ne olur? 2 üzeri 7 bölü 6 yapar arkadaşlar. Şimdi şu arkadaşı gelelim bir toplamaya çalışalım. 6. dereceden 2 üzeri enteresantemente. Ona şöyle bir işlem yapalım o zaman. Şimdi bu şu şöyle bir dursun. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1 bölü 6. Neden? Sevgili arkadaşlar ben iki ifadeyi toplayacakken şuna bakarım. Burada ve burada aynı ifadeler görmeye çalışırım. Bak 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1 bölü 6. 1 bölü 6'yı burada da görmek isterim. Şu arkadaşı ayıralım. 2 üzeri 6 bölü 6 artı 2 üzeri 1 bölü 6'dır değil mi? 6 bölü 6 yazmadım. Sadece 1 yazdım. Bu ikisinin çarpımı 2 üzeri 7 bölü 6'dır. Şimdi bak ne görüyorsun? Şu arkadaş 4. 4 tane 2 üzeri 1 bölü 6. 2 tane 2 üzeri 1 bölü 6. Yani 6 tane 2 üzeri 1 bölü 6 yapar arkadaşlar. Şıklara baktım köklü şekilde. 6 çarpı 2 kök içinde ama kaçıncı dereceden? 6. dereceden. 2 üzeri 1 bölü 6'yı da ben bu şekilde yazarım. Bu durumda bakarım şıklara nerede görüyorum? D şıkkında görüyorum. D şıkkında benim yaptığım gibi göstermiş arkadaş. Hiç garip grup şeyler yapmadık arkadaşlar. Üslü ifadeler şeklinde yazdım. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplaya toplaya gittim. Tek bilmem gereken şu var. X üzeri A'nın B'inci kuvveti ise, kökü ise bu arkadaşı yazacağım şekil şudur. X üzeri A bölü B'dir arkadaşlar. Epitopu bu. Bu olayın özeti bu. Diğerleri bildiğin matematiksel işlemler. 3 ile devam ediyorum. 1 bölü kök 3 artı kök 2 artı 1 bölü kök 2 artı 1 eksi kök 3. Böyle ifadeler gördüğümü bu işlem sonucu da merak edilmiş. Arkadaşlar hemen eşlenikle çarpacağız. Payda da zaten köklü görmek sevmeyiz. Eşlenik kimdi? Hop. Bu arkadaşın eşleniğiyle bunu genişleteceğim. Bu arkadaşı da hop paydanın eşleniğiyle.
hem paydayı hem de payı çarpıyorum şimdi. Payı çarptığımda kök 3 eksi kök 2 bölü a eksi b a artı b formunda. Birincinin, bunların çarpımı nedir? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Birincinin karesi 3, ikincinin karesi 2. Artı bu arkadaşı da çarptım. Kök 2 eksi 1 bölü. Burada da birincinin karesi 2, ikincinin karesi 1. Eksi kök 3. Dikkat edersen 3 eksi 2 1, 2 eksi 1 1. Paydalar 1 olduğu için artık yukarısıyla tamamen aynı oldu. Kök 3 eksi kök 2 artı kök 2 eksi 1 eksi kök 3. Ayarlanmış. Kök 2'lerle vedalaş. Kök 3'lerle vedalaş. Sana da kala kala eksi 1 kalsın. Onu da B şıkkında sana bakarken görüyoruz. 4 ile devam ediyorum. 3 çarpı kök 108 eksi 2 tane kök 48 artı kök 12. İşleminin sonucu nedir? Ben ne zamanki köklü ifadelerde toplama çıkarma görüyorsam arkadaşlar hemen şu kalabalık şişman gözüken arkadaşlara A kök B şeklinde yazmak isterim. Hadi bunu da uzun uzun göstereyim madem ben size. 108 36 çarpı 3'tür. Neden böyle yazdım? Çünkü 36'nın kare kökü vardır. 36 şimdi bir sonraki adımda göstereceğim üzere 6 olarak dışarıya çıkacak. Eksi 2 çarpı 48 16 çarpı 3'tür. Bak 16 da tam kare bir sayı. Artı 12 de 4 çarpı 3'dür. Burada tam kare olan kim? 4. 6 olarak dışarıya çıktı arkadaş. Hadi onu da uzun uzun göstereyim. 3 de çarpım halinde. Kök 3 eksi 2 çarpı 16 4 olarak çıktı dışarıya. Kök 3 artı 4 dışarıya 2 olarak çıktı. Kök 3. 18 tane kök 3. Eksi 8 tane kök 3 artı 2 tane kök 3. 18 tane lüp. Eksi 8 tane lüp artı 2 tane lüp. Ne oldu önemli? Bak kök 3, kök 3, kök 3. 18 taneden 8 tane çıkar 10. 2 taneyi topla 12 tane kök 3 yapar sana. 4'e de A şıkkı dedik arkadaşlar. 5 için yerimizi ayarlayarak devam ediyoruz. Demiş ki 2x artı 1 karekök içerisinde eşittir x eksi 1. Eşitliğini sağlayan x değeri nedir? Hocam ne var ki şıkları denerim bulurum. Tabii ki çok kolay bir şey ama biz soru nasıl çözülüyor ona bir bakalım arkadaşlar. Köklü sayıların ilacı sevgili arkadaşlar şurada yaptığımız üzere eşlenikle çarpmaktır. Bir denklem görüyor isem de en güzel ilaçlarından biri de taraf tarafa kare almaktır. Kare alırsan karekökten kurtulursun. Ama burada şeye dikkat etmen lazım arkadaşlar. Eksi bir sayının da karesini aldığında istenmeyen eşitsizlikler karşına çıkabilir. Burada negatif sayılara dikkat diyorum. İleriki sınıflarda bunu çok detaylı göreceksin. Buraya sadece bir dikkat yazayım size karesini almakta. Aldım karesini 2x artı 1 aldı bu arkadaş. Kök 2, kök içinde çünkü. Eşittir bu arkadaşın da karesini aldığımda x kare eksi 2x artı 1 oldu. Birler yolcu. Biri buraya gönderdiğinde eksi 1 olur gitti. 2x buraya geldi. 4x eşittir x kare oldu. Şimdi herkesi x'e böldüm. Bak buraya bir de bir dikkat. X'e böldüm şunun yüzden arkadaşlar. X'in 0 değeri de bu problemi çözer. Bak x'i 0 düşünürsen olur. Hocam x 0 olabilir demek ki. E şıkkını işaretlerim. Bak arkadaş şurada negatif demiştim ya dikkat et. 0'ı burada düşünürsen burası 1 olur. Kök 1 olur. Sonucun 1'dir. Ama burada 0 düşünürsen eksi 1'dir. Ama hocam 1 eşittir 1 oldu. İşte sen karesini aldın ya karekökten kurtulmak için. 1'in karesi de 1'dir. Eksi 1'in de karesi 1'dir. Burada buna dikkat etmen lazım. O yüzden bunu almıyoruz. X'ler sadeleşince 4 eşittir x olur. Bak x eşittir 4'ü görürsün. Diğer çözümü şunun çözümü 2 tanedir. Biri 4, biri 0. Ama 0 olmayacağını şuradan görüyorum. Ben buradan karesini alırken bir şeye dikkat et demiştim. 6 ile devam. Daha detaylı olarak dediğim gibi ileriki sınıflarda diğer videolarıma da bakınız. Löp 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 eşitliğini sağlayan x nedir denmiş arkadaşlar. Şimdi kök 5 ile kimi çarpacağım? Kök 500 eksi kök 45. Hadi bunu da uzun uzun göstereyim madem yine. 500 benim için 100 çarpı 5'tir. Niye böyle yazdım yine? Bak tam kare 100.
Eksi 9 çarpı 5'tir 45. 9 tam kare. Hop artı kök x eşitmiş 40. Sevgili arkadaşlar hemen şu arkadaşı yapalım. 100 kurtardı kendini 10 kök 5. Eksi 3 kök 5 artık 9 kurtardı onu uzun uzun söylemiyoruz. 10 taneden 3 tanesi çıkarsa 7 tane kök 5 olur. Bir de kök 5 ile çarpılmayı bekliyor. Çarptım 7 kök 5 çarpı kök 5 de 5'tir. 5 ile de 7'yi çarptım 35 artı kök x eşittir 40. Kök x kimmiş arkadaşlar? 35 buraya giderse 5'tir. 35'i kimle toplarsam 40 eder? Tabii ki 5'i. X kim? Hop x 25. Kimin karekökü 5'tir? Tabii ki 25'in. E diyoruz buna da. 7 ile devam. Löp 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 işleminin sonucu nedir? Hadi bunu da kalemden şey yapmayalım yazalım. 6 artı hop yine karekök. 1 artı yine karekök. 5 artı bitmiyordu kök 16. Bu işlem nedir diyor sevgili arkadaşlar. Burada da tane tane yapalım. Nasıl yapalım? En içten başta şu arkadaşın sonucu 4. 5 ile topladım 9. Karekökü 3. 1 ile topladım 4. Karekökü hop 2. 2 ile 6'yı topladım 8. Hop ama buraya dikkat et küp kök. Hangi sayıyı kendisiyle 3 kere çarparsam 8 yapar? Tabii ki 2'yi sevgili arkadaşlar. Bunu da nerede görüyorum? Diyarbakır D seçeneğinde görüyorum. 7'ye de D dedikten sonra 8'de tam gaz devam edelim. Olduğuna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Bir eşitsizlik verilmiş ki netekim denklemler ve eşitsizlikler konumuz. Hemen dağıtıyorum. Derdim x'i yalnız bırakmak ve x'lerle bilindik sayıları bir araya toparlamak. 2x artı 14 artı 5 büyükmüş 3x eksi 3. Ne yaptım? 2'yi dağıttım, 3'ü dağıttım. Tüm x'ler bir tarafa, tüm bilindikler de bir tarafa. 2x'i buraya gönderdim. 3x eksi 2x'den x oldu. Burası 19. 19, 3 artı olarak geldi. 22 oldu arkadaşlar. Ne diyor? X sayısı 22'den küçükmüş. 22'den küçük tüm değerler bu eşitliği çözermiş. Olabileceği, x'in olabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır arkadaşlar? Bu durumda 21'dir. 21'i de D şıkkında görüyorum. 9'a devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hadi bunu okuyalım. A, B birer rasyonel sayı ise A ile B arasında sonsuz çoklukta irrasyonel sayı vardır. Evet sevgili arkadaşlar, sayı doğrusunu düşünsem. Bir A sayısı, bir B sayısı, rasyonel sayı diyor. Kaç oldukları hiç önemli değil. 27.2522 olsun. Bu arkadaş da 27 tam 2521 olsun. O kadar dar yerlerde olsun ki. Arkadaşlar bunlar istedikleri gibi dar gibi olsun. Sen virgülden sonra istediğin kadar basamak yazabilirsin. Ve bu araya sevgili arkadaşlar sonsuz sayıda irrasyonel sayı sığar. Doğrudur. Yanlış arıyorum. B şıkkı. A ve B birer rasyonel sayı ise A ile B toplamı rasyonel sayıdır. Tabii ki arkadaşlar rasyonel bir sayıyla topladım rasyonel bir sayıyı. Sonucum her zaman rasyonel olur. C'yi okuyorum. A bir asal sayı ise kök A irrasyonel sayıdır. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Neden? Sevgili arkadaşlar kök A sayısının rasyonel bir sayı olabilmesi için A'nın tam kare sayı olması lazım. 9 gibi, 16 gibi, 25 gibi. Öyle değil mi? Kök 10 mesela. Kök 10 kesinlikle bir irrasyonel sayıdır ki. Zaten bu arkadaş asal ise asal sayılar hiçbir zaman tam kare sayı olamaz. İki sayının çarpımıdır tam kare sayılar. D'yi okuyalım. Yanlış arıyordu. Hala hepsi herkes doğru. A bir irrasyonel sayı ise 1 bölü A rasyonel sayıdır demiş. Halt etmiş. Telefon geldi ara verdim. Devam ediyorum. 1 bölü A'ya sevgili arkadaşlar rasyonel sayı demiş. Hayır olamaz. Neden? Eğer A zaten irrasyonel sayısı arkadaşlar. Ben 1'i
irrasyonel bir sayı bölersem hala irrasyonel kalır. Rasyonel olması için herhangi bir sebep yok. O da yanlış. E neden doğru onu da bir bakalım. AB birer irrasyonel sayı ise A ile B toplamı bir irrasyonel sayıdır. Evet, kök 2 ile kök 3'ü toplarsam toplayamam, böyle kalır. Kök 2 ile kök 2'yi toplasam 2 tane kök 2 yapar ki bu hala bir irrasyonel sayıdır. İrrasyonel sayılar sevgili arkadaşlar A bölü B şeklinde, A ve B tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde gösteremediğim sayılardır, irrasyoneller. 10. soruyla testi tamamlayalım. Burada da yine rasyonel irrasyoneller sorgun almış. A bir irrasyonel sayı ise diyor. A irrasyonel. Bir sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Hop, getirelim 10. soru dedik buna. A kök 2 eksi 3 bir rasyonel sayıdır demiş sevgili arkadaşlar. Kesinlikle doğrudur'a bakıyorum. Arkadaşlar irrasyonel sayıysa mesela kök 3 düşün, kök 6 çıkartamazsın. Yani A kök 2 olsa evet bu rasyonelleşebilir. 3'ten çıkarsan rasyonel olabilir. Ama kesinlikle doğru dediği için A'nın kök 3 olması, kök 7 olması durumu bu arkadaş hala irrasyonel yapar. B'ye geldim. Eksi 2 kök 3 artı A irrasyoneldir. O bak, bu biraz tuzak. Neden tuzak? Sanki bu arkadaş da az önce söylediğim ifadeden dolayı hayatının sonuna kadar irrasyonel kalırmış gibi, değil mi? Ne toplarsan topla, şu yukarıda da gösterdiğim gibi. Ama arkadaşlar A 2 kök 3 ise, yani bak bu da bir irrasyonel. Bununla bunu toplarsam sonuç kaç olur? 0 olur ki 0 bir rasyonel sayıdır. Bundan dolayı bu da kesinlikle doğrudur diyemem. C'ye geldiğimde eksi 24 artı A irrasyonel demiş. Arkadaşlar evet, şimdi oldu. Bak bu arkadaş rasyonel. Rasyonelle irrasyoneli topladığımda bu hayatının sonuna kadar irrasyonel kalmaya mahkumdur. Burada irrasyonelle irrasyoneli toplamıştım. Bu bunu sıfırlarsa bu arkadaş rasyonele dönebilir. C dedim, kesinlikle doğrudur. D'ye ve E'ye de bakalım. A kök 8 demiş, rasyonel sayıdır. Kesinlikle doğrudur demişti. Arkadaşlar A kök 8 olursa kabul. Kök 2 olursa yine o kabul. Rasyonel olabilir. Ama kök 7 olsa, kök 3 olsa irrasyonel kalmaya devam eder. 1 bölü A eksi 2 rasyonel demiş. Zaten payda kısmı arkadaşın irrasyonel. Hala ki bir önceki soruda da yanlış olanı da bulmuştuk onu. Bu da hayatının sonuna kadar irrasyonel kalır. Sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.